Merhaba gençler, bir mutlu kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar elimizde solunumla ilgili güzel bir soru var, onu çözeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki bazının diyor havası alınmış, bunun altını çiziyoruz. Deney düzeneklerinden diyor eşit sayıda K kabına X canlısı, M kabına Y canlısı konuluyor. Ve ortada bulunan civanın bir süre sonra bir yönde hareket ettiği gözleniyor. Şimdi arkadaşlar bu tarafa doğru gittiğine göre nasıl yorum yapıyoruz bakın. Demek ki burada gaz basınca artmış. Burada arkadaş havası alındığına göre burada oksijen solunum yapıldığını zaten düşünmüyoruz. Ne oldu burada demek ki? Şurada gaz basınca arttı ve civa bu tarafa doğru gitti. O zaman burada arkadaşlar canlının karbondioksit gazı çıkardığını düşünebiliriz değil mi? Ve arkadaşlar etil alkol fermentasyonu yaptığı söylenebilir o zaman değil mi? Etil alkol fermentasyonu yapmıştır. O yüzden karbondioksit çıktığı için arkadaşlar burada gaz basınca artmış, bu tarafa doğru gitmiş. Buradaki canlının da laktik asit arkadaşlar fermentasyonu yaptığı söylenebilir. Laktik asit fermentasyonu yaptığı söylenebilir. Diyor ki bize K ve M canlılar ve gelişim olayla ilgili hangileri diyor. Doğrudur. K diyor yoğurt bakterileri olabilir. Arkadaşlar yoğurt bakterisi ne yapıyor zaten? Laktik asit fermentasyonu yapıyor. O yüzden değil mi yoğurt yiyince yorgunluk hissediyoruz. Uykumuz falan geliyor. Bu arkadaşlar söylenebilir. M canlıların bulunduğu kaba oksijen işaretli glikoz konulursa oksijen işaretli su oluşur. Önce arkadaşlar formülümüzü bir yazalım. Bakın C6H12O6 artı oksijen eşittir karbondioksit artı su artı işte ATP falan filan. Bakın serbest oksijen neyin yapısına katılır? Suyun yapısına katılır. Glikozdaki oksijen nereye gider? Karbondioksitin yapısına katılır. Dolayısıyla bakın ne diyor burada? Oksijen işareti glikoz konulursa bu nereye gider? Karbondioksitin yapısına katılır. Yani suyun yapısına katılmaz. Buradaki serbest oksijeni işaretlerseniz o zaman suyun yapısına katılabilirdi. Burada arkadaşlar havası alınmamış olsa bile bu gene yanlış oluyor yani. Sonuçta bu arkadaşlar oksijen suya gitmiyor. K canlıları yerine etil alkol fermentasyonu yapan canlı konulursa diyor civa dengede kalabilir. Burada arkadaşlar etil alkol fermentasyonu yapan canlı koyarsak karbondioksit çıkışı burada da olacak o zaman değil mi? O zaman buraya karbondioksitten dolayı her iki tarafta çıktığı için civa sabit kalabilirdi. Bu söylenebilir. K canlıların bulunduğu kaba karbon atomu işaretli glikoz konulursa karbon işaretli karbondioksit gazı oluşur diyor. Arkadaşlar tabii ki burada laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkmadığı için değil mi? Dolayısıyla glikozun yapısındaki oksijenin buraya karbondioksite gittiği söylenemez. Çünkü burada karbondioksit gazı çıkmıyor laktik asit fermentasyonunda. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.